Merhaba arkadaşlar, The 30 serisinde Chapter 3'e geçtik arkadaşlar. Demiştim size artık 9-10 tane falan bölümümüz kaldı diye. Asolton OSGİLİATH bölümüyle Chapter 3'e başlıyoruz Evil Campaign'de. Lurtz'u arkadaşlar en son Gap of Rohan bölümünde kaybettiğim için burada seçemiyorum. Zaten aslında artık OSGİLİATH'tayız, bilmiyorum. Mordor hero'larını seçelim. Daha mantıklı olur. Gotmog'u bir kere almıştım, onu alayım o yüzden ben. Griznak'ı da mı alsam yoksa Gorbak'ı mı alsam? Emin değilim. Neyse, burada çok fazla vakit kaybetmeyelim ya, hadi bakayım. Gorbak'ı alıyorum. Madem işimiz Mordor'la, gerçi işimiz Mordor'la ama gördüğünüz gibi Isengard bayrakları var arkadaşlar, ilginç. Bir saniye, şuraya alalım. Saruman reisi, buraya alalım Gotmog'u. En sol kısma da alıyorum Gorbak'ı. Şimdi bu bölümde atlılar, aynen atlılar saldırıyor arkadaşlar Osgiliath'a. Biliyorsunuz Osgiliath'ı ele geçirdik Evil Campaign'de. Gerçi Good Campaign'de de bu şekilde olmuştu. Osgiliath da her ne kadar kazanmış olsak da. Burada da arkadaşlar aynı şekilde Osgiliath'ı ele geçirdik ve babasının laflarına alınmış olan, Denethor'un laflarına alınmış olan Faramir, Gondor atlılarıyla birlikte Mordor'un elindeki Osgiliath'a saldırıyor. Osgiliath'ta da arkadaşlar gördüğünüz gibi ork sürüleri, katapultlar falan var burada, trollerin kullandığı. Böyle buraları orklar koruyor arkadaşlar. Şimdi biz genellikle adamlar yaklaşasaya kadar şu katapultlarımızı kullanacağız. Mesafeleri oldukça yüksek. Eğer denk getirirse çok yüksek damage vuruyor ki şu an bir tane koyduk bile arkadaşlar. Güzel oldu. Şuradan bunu da kullanalım. Yani arkadaşlar bu bölümde öyle oturduğumuz yerde duracağız. Adamlar gelmeye çalışacak. Kafalarına taş atacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir görevlerimize bakalım da. Bir tane hero öldürmek her iki taraf için de 2 puanmış. Eğer 10 tur dayanırsak 5 puan kazanacağız. 15 tur dayanırsak 3 puan kazanacağız. Bayrak ele geçirilirse 2 puanmış. Nerelerde bayrak var? Burayı ele geçirirse de şu an 2 puan alacak. Burayı ele geçirirse 2 puan alacak. Şurayı ele geçirirse 2. Saruman'ı öldürürse 2 etti 8. Bir de şurayı ele geçirip ne bileyim ya da Gorbak'ı falan öldürmesi lazım. Tutarız diye düşünüyorum arkadaşlar ya. Belki bayrakları falan ele geçirebilir de. Gerçi bayağı da fazla knight varmış. Burada bir de iki tane de Gondor kaptanı var. Bir de Faramir'imiz var arkadaşlar. Bakalım. Ben şu an birileri pek fazla hareket ettirmeyeceğim. Kalsınlar. Düşmanın hareketlerine göre biz de hareket ederiz. Hele bir yanaşsın. Knight'lar yanaşsın. Biz savunmada bekleyelim. Bak hepsini aynı anda yaklaştırmaya çalışıyor. Böyle belli bir bölük oluşturdu. Bu arada şöyle bir şey var. Ben adamın hero'larını öldürsem bile, yani şu Gondor kaptanlarıyla Faramir'i öldürürsem eğer 6 puan oluyorum. 6 puan olduktan sonra en az 10 tur geçmiş olması lazım ki arkadaşlar 11 puan olup bölümü kazanalım. Şu knight'ların hepsinin ölmüş olmasına lüzum yok bu durumda. Şimdi şu canı azalmış olan knight'ı öldürebilir miyiz? Deniyorum. Hadi be. Kötü oldu. Şu tarafa doğru geçiyorum. Şimdi aslında şöyle de bir şey var. O knight yaklaştığı zaman bunu orklarla da öldürme şansım yüksek. 1-2 oka veya tek yakın dövüşe falan ölür. O yüzden şuradan başka bir tane knight'ın canını azaltmaya çalışalım. Güzel. 14 vurduk ona da. Yine olduğum yerde beklemeye devam edeceğim. Turu hızlıca veriyorum. Ne kadar beklersem o kadar iyi. Sonuçta 10. turda ben 5 puan alacağım. Baksana şu knight'lara kaç tane? 10 tane knight var arkadaşlar şu an karşımda. Yavaş yavaş gelmeye başladı.
Buradan kaptanı da yaklaştırıyor. Buradaki kaptanı da yaklaştırıyor. Hadi bakalım hayırlısı. Yine hakkımı kullanarak bu sefer şu kaptana atacağım. Ulan be lan, boşa gitmese var ya çok güzel vuracak da. Şu yaklaşmış olanlara ok atabiliyoruz mu reis? Şöyle şuradan ok ata verin. Bir şeyler yapın. Güzel. Sen atabiliyor musun? Sen de atıyorsun. Güzel. Buradan ok savunması da yapalım arkadaşlar. Şuradan yine bir katapult kullanacağım. Şu en önde yaklaşana atalım. Olsun. Her seferinde kullanacağım arkadaşlar kesinlikle. Onları. Aha, bununla da ok atabiliyormuşum. Atalım. Güzel, adama 3 tane ok attık. 4 damage vurduk. Artık bu atamaz herhalde. Yok. Hadi bakalım. Bayağı adam şu an basacak bizi ha. Bu knight'lar içeriye doluşursa, yani bölüme şöyle rahat başladım, rahat yeneriz falan düşüncesindeyim ama içeriye doluşurlarsa büyük problem olabilirler bizim için. Oo. Şimdi hakkımı şuradan yana kullanayım. Bol bol ok atalım. Şu yaklaşmış olanı atalım bir. Tamam, bir akta bununla yine yaklaşmış olanı atıyorum. Orklar çok dandik biliyorsunuz arkadaşlar. Attıkları ok bile dandik. Ok değil, herhalde kuş tüyü falan atıyorlar, emin değilim. Şunu atalım, daşımızı. Of, güzel vurdu bak. Bir tane daha vursa var ya öldürecek ha. Şunla da yine yanaşmış olan Knight'a atacağım. Ne kadar yakında o kadar iyi damage vuruyor normalde, eğer isabet ettirirse. Ki şu an şey yaptı. Stunladı onu. Damage vuramadığı halde stunladı. Gothmog'un hiçbir skill'i yokmuş. Gorbak'ın da yok. Yani umarım skill açarız onlarda arkadaşlar. Biliyorsunuz Lurtz ve Ugluk'u baya güzel bir hale getirdik. Kazandıkları XP'lerle mükemmel bir hale geldiler. Diğer Mordor hero'larının da bu şekilde gelişmesini istiyorum. Şunu çok yaklaştırdı ya. Dur bakayım, ben yine hakkımı ortadan kullanacağım. Normal ok atmaya devam edeceğim. Bulunduğum yerden ok atacağım arkadaşlar. Adam gelip bana vursun. Canları çok yüksek ya bu knight'ların. Kaç canı var acaba knight'ların ya? Bir de şunu çok merak ettim. Bölüm o kadar dezavantajlı ki arkadaşlar şey için, iyi taraf için. Yani ben bunu good campaign'de nasıl geçtim acaba? Çok merak ediyorum. Bir dönüp bir bakacağım oraya. 13 damage güzelmiş. Ona ben bir de şuradan bir tane daha ok atarım. Gerçi ölmez ama bir dahaki tur yine oklarla moklarla falan öldürürüz diye bunu tahmin ediyorum. Şuradan bir tane daha balista kullanacağım ama onu buna atacağım. Reis be, şunu var ya taşla öldürsek ne güzel olur ha. Şuradan ben okuma atayım yine. Taşı buna harcamasak mı bak, canı da bayağı azaldı ha. İsabet ederse kesin öldürür de yakın dövüşte de öldürebiliriz yani onu. Bakalım. Sürüsüne bereket, knight'lar Osgiliath'a girmeye çalışıyordu. Aha. Adam ilk vuruşunu yapacak. İlk vuruşta direkt bir tane orkumu öldürdü adam. İşte orkların dandikliği şekil A. Gördüğünüz üzere. Böyle bir dandiklik olamaz yani. Aha da disorder yedim burada. Katapultu kullanamayacağım oradaki.
Buradakini kullanalım. Şuna deneyeyim. Güzel. Şimdi burada 3 hakkım var değil mi benim ortada? Şunu öldürürsem iyi olur. Yakından da mı biri vuruyorsunuz abi siz? Hayır, ork ork değil. Ne bileyim. Sinek misiniz abi? Bir nedir? Bir nasıl vuruyorsun ya? Saruman Reis, şunlara nasıl vurulurmuş bir gösterir misin? İndir reis. Adamsın ya. Ya şu an sinirim bozuldu ha. Güzel. Öldürdük adamı. Şurada hakkım yoktu değil mi? Ver turu gitsin. İlk arkadaşlar Gondor Knight'ımızı biz de öldürdük. Adam da ilk orkunu öldürdü. İlk bayrağını da böylece aldı. Bak soldan da yanaşmaya çalışıyor. Bu knight'lar bize bayağı bela olacak arkadaşlar bu arada. Çünkü haddinden fazla kalabalıklar. Canları çok fazla yüksek. Bir canlarına bakmak istiyorum bu arada bunların. Şunu bir hareket ettirsin adam. 2 puan aldı evet. 2-0 şu anda öne geçti düşmanımız. Turu versin. Units. 26 canı varmış arkadaşlar. Bir Gondor Knight'ın. Saruman'ın 15 canı var bakın. Gothmog 18. Gorbak 19. Ork 9. Katapult 18. Faramir 23. Kaptan 22. Knight of Gondor 26. Ya abi şu an haritadaki en güçlü birim. Hakkımı buradan yana kullanayım. Şu Saruman'a yanaşmış olan Knight'a iki tane koyalım şöyle. İki yandan da kapatalım. Bu Saruman'a yaklaşık vurabilir çünkü. Bak bu sefer güzel vurdunuz. Böyle 2-5 falan. Bunlar fena değil. Ah buna bir katapult isabet etse fena olmazdı. Neyse bakalım. Şimdi burada da bir katapult hakkımız var. Onunla da bunu atacağım ya. Güzel. Bak bunu bir dahaki tur kesin alaşağı ederiz. Bu arada on your feet yapayım ya. Hatta şu Swarm of Crabine'ı da kullanabiliriz aslında ya. Şuna kullanalım bak. Hazır arkadaşlar. Sonuçta bana mana veriyor. O manalarla kullanalım yani. Bir ork daha gitti. Adam soldan bir yanaşmaya çalışıyor. Ona dikkat ettim. Soldaki bayrağı da çünkü ele geçirmeden ortaya fokuslanmayacak gibi görünüyor. Şimdi onslaught. Bir dakika. Reis hiçbir şey de yok elimizde ama. Sen o zaman şunu bir indir ya. Bu bir ölsün. Bir knight daha öldürmüş bulunduk. Buradan yine katapult yapacağım. Şu yaklaşmış olanı atalım. Bir tane de soldan atayım. Atmayayım lan adam stun yedi tamam. Bunu başka yere kullanayım. Bak burada yanaşmış olanlar var. Şunu öldürür müsün be? Tüh. Vursa kesin öldürürdü. Yarıdan daha az canı vardı arkadaşlar. Verdim turu gitti. 9. tur. Yani bir dahaki tur ben zaten 5 puan alıyorum reis. Sen bu bayrağı alsan ne olacak? 4-0 olacak sonra 5-4 olacak. Ben öne geçeceğim yine. Kötüler için çok rahat bir el arkadaşlar bu. Bak adam Saruman.
Saruman'a bir yaklaşmaya çalışıyor ya. Nasıl savunacağız bu adamı bilmiyorum ama command point'imiz yettiğince artık. İşte o Palantir'i açsam Saruman'a çok güzel olacak. Bayağı yanaştı bak. 3 tane Knight getirdi şu anda Saruman'ın dibine. Şimdi şöyle bir şey yapalım öncelikle. Buradan disorder yemişim. Helal. Helal sana reis. Saruman'ı şuraya bir götüreyim. Bir saniye ama. Reis, rage yapacağım seninle. Sonra şuraya götüreceğim seni. O rage ile de şuna vuralım. Diğerine vursam kesin öldürecekti. Hiç oraya harcamak istemedim. Buna çünkü yakın dövüşte de vurabilirim. Yakın dövüşte de ölmüyormuş. Çünkü yakın dövüşle vuran ork olunca ölmez arkadaşlar. Ork yani. Aa, bu tarafa girenleri atamıyor. Reis bir saniye. Şunu at lan. Bunun canı fazla. Güzel. Hepsi ağır yaralı şu anda buradakilerin bak. Hepsinin canı az şu üçünün. Üçünü de patır patır indireceğim. Yine veriyorum turu. 10. tur. Tur bana döndüğünde 5 puan alacağım büyük bir ihtimalle. Hadi bakayım. Saruman'a yanaşma çabaları devam ediyordu. Gerçi bayrağı da almaya çalışıyor, doğru. Şans faktörü de önemli burada. Katapultlar güzel böyle isabetli taş atarlarsa tabii ki her şey çok daha güzel olabilir. Evet, 10. tura geldik arkadaşlar. 6-5 şu anda. Adam hala önde ama benim de durumum iyi yani. Rage yapıp şuna vuralım. Evet, bir tane daha Knight hayata gözlerini yumdu. Şuradakinin canı azdı değil mi? Şunu bir öldüreceğim. Bu Knight de aradan çıksın. 4 Knight mı etti toplam? Emin değilim ama şuna da vuralım. Şimdi ölmez ama bir dahaki tur bunu da öldürürüm. Bayağı Knight temizledik şimdi. Şunu al abi. At buna. Şansımızı deniyoruz. 10 vurdu. Güzel. Burada bir hakkım var. Okuma atarım buna ben. Boşa gitse de o hakkımı kullanmamaktan iyidir. At reis, şu canı bir gıdım azalmış olanı at. İkisinde de sonuç aynı olacakmış demek ki. Hadi bakalım. 15. turda da 4 puan mı alıyorduk? Öyle bir şeydi sanırım. Adamın bayağı bir acele etmesi lazım şu an. Gerçi bayağı iyi bastırıyor yani. Command point'ini de yüksek alıyor. Bayağı iyi de bastırıyor. Zorlamadı diyemem yani arkadaşlar. Orada bayağı düşünmem gerekti yani. Hangisine ne kadar vurayım falan filan gibisinden. Güzel hareket etti adam. Şu an yanaşmaya da devam ediyor. Oo, Saruman'a geldi. Merdivenin üstünde diye vuramadı herhalde. Öf öf öf. Oradan Saruman'ı bir kaçırmak şart. Durumlar şu an var ya komple aleyhime işliyor arkadaşlar yani. Bir dakika reis. Şimdi senle ben yine bir rage yapayım. Şu en diptekini atacağım buna. Güzel. Şimdi
Lan ortada kalmadı mı bir tane bile şeyimiz? Şunun can çok az bak. Bunu lütfen öldür abi. Bir vurma ne olur. Güzel. Temiz, tamam. Hallettik bu Gondor Knight'ın da. Burada iki tane Knight var bize büyük tehdit olan sol tarafa doğru yanaşmaya çalışacak büyük ihtimalle. Buradakilerin bir tanesinin canı full. Toplamda 4 tane mi Knight kaldı? Yok, şurada da bir tane var. Şimdi ben şuna bir tane atayım diyorum. Tamam, isabet etse iyi olurdu ama olmadı. Burada da bir hakkım var. Onu da kullanalım. Onunla da bunu atalım. Yapacak bir şey yok. Verdim yine turu. Çok fazla hak kazanıyor ortadan. Ulan Saruman'ı öldürmese iyi ya bak. Tutarız orayı da. Saruman reis önemli. Hiç böyle olacağını tahmin etmezdim ha bu arada. Adam ortayı dağıttı. Demek ki ben de bu şekilde yenmişim ya. Bayrakları almışım vesaire. Burada bir de Saruman vesaire öldürürse adam zaten alıyor oyunu her türlü. Ki şu an öldürüyor mu? Bayağı canını götürdü Saruman'ın. On your feet yapayım orada kesinlikle. Yaklaş reis, yaklaş. Onslaught. Yalnız bu Onslaught'la şu taşı isabet ettirse muazzam vurur ha. Tüh. Onslaught boşa gitti ama yapacak bir şey yok yani. Onu kullanmak zorundaydım. Şimdi burada canı çok az olan var mı başka ya? Şuna vurayım ben. Güzel. O ölür herhalde bir şekilde. Saruman reis, sen bir on your feet yap. Kendini toparla. Sonra rage yap. Şuraya bir adım at. Onu okla falan da öldürürüm ben. Şu canı daha fazla olana rage yapalım. Çok dikkatli kullanmak lazım arkadaşlar şu anda her şeyimizi. Bak buna taş da atabilirim. Olsun. Bu reisle ok atalım bakalım. Gorbak reis, ok atıyorsun reis. İki vurdun, güzel vurdun reisim. Sana skiller açmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. Gorbak. 3 aldı adam. Ortayı full temizleyip sağ ya da sola yanaşmaya çalışacak. Bakalım neler yapacak arkadaşlar, göreceğiz. Biz de yanaştırmamaya çalışacağız adamı. Yarı yarıya bitirdik aslında. Adamın 10 tane knight'ı vardı. Ki bu çok büyük bir sayı bu oyuna göre. Ordu denilebilir yani. Biz yarısını öldürdük şu anda. Şurada da iki hakkım varmış. Şimdi. İşimizi garantiye alalım. Ben şimdi buna orkla ok atarım. Ork öldürmez falan. Hiç öyle bir riske girmeye gerek yok. Direkt Gorbak'la okumu attım. Aha da Gorbak berserker root aldı. Güzel. Sonra şu katapultla şansımı deneyeyim. Tamam mı? Şuna deneyeyim şansımı. Boşa gitti. Olsun. Diğeriyle de abi rage yapıyorum ve şuna atıyorum. Canı bayağı fazlaymış bunun ha. 12 güzel. Artık canı fazla değil. Ve stun 7. Şuradan da katapultumu alırım. Onunla da bunu atarım. Abi vurun artık. Kaç turdur vurmuyorsunuz? Yeter lan. Bunu aldım ha. Ok atabilen var mı? At abi okunu. Boşa gidecek kesin. İyi bir. O bire de muhtaç oluyoruz kimi zaman. 14. tur. Adam 4 hak kazandı. Yine bak şunları sola doğru getirmeye çalışacak. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Yanaştırıyor.
Olaylar olaylar. Solda neler yapacağız bilmiyorum gerçekten. Lan adam nasıl getiriyor? İki hakkım var solda. Şimdi bunlara dikkatli çalışmak lazım. Rage var mı? Var. At abi şuna rage'ini. Belki öldürür. Bir ihtimal. Hadi be, neyse. Reis sen şuna vur. Her türlü şansımı deniyorum arkadaşlar. Şimdi bununla da berserker root yapacağım. Şuna bir ok atacağım. Bunu temizledik. Şimdi diğerine bir ok atacağım. Oo, Shallow Poison verdi bir de. O ne işe yarıyor ki abi? 5 güzel vurdu abi buna da. Helali var yani, güzel vurdu. Buradan şimdi Saruman'a bir... bunu stunlaması güzel oldu. Saruman'a şu gelebilir ama gelemeyecek. Burada ork var, tamam. İşimizi orada garantiye aldık. Yine katapultumu alırım abi. Şu canı çok fazla olana bir katapultla atalım. İsabet etmedi ama yapacak bir şey yok. Şuradan destek çıkalım. Gel. Sonuçta command point veriyor bana sağdan. Kullanmamak ayıp olur. 15. tur. 4 puan daha alacağım bu tur bittiğinde. Puanım toplamda arkadaşlar 9 olacak sanırım benim. Sonrasında sadece bir tane hero öldürdüğümde bölüm bitiyor. Ama o hero'ları öldürmeden önce benim şu an dibime bu yaklaşmış olan knight'ları halletmem lazım. Adam sağ yoğunlaştı şimdi de. Hadi bakayım. Bakalım ne yapacağız. Dur. Şimdi. Rally verdi. Abi sen katapult reis. Şuna yine çalış bir. Ulan artık biriniz isabet ettirin ne olur ya. Şuna yakın dövüş yapacağım. Ok atma riskine giremem. Öyle bir şey yapamam arkadaşlar. Gel gel. Yakın dövüş. Gotmog'u da yaklaştıracağım. Nasıl olsa şu an buraya rally verdi. Burada da 4 tane ork var. Şöyle yanaşın abi. Artık yerinizde durmanın bir anlamı kalmadı. Hepinizi orta flanka sokarak ok atmayı deneyeceğim. Hepiniz boşa ok atacaksınız değil mi? Beni yoracaksınız şu an boş yere. Beni de izleyiciyi de yoracaksınız değil mi? Hadi bir vurun en azından da biraz daha keyifli olsun bu iş. At abi sen de. Diğerini de deneyeceğim. Son bir tane şurada görünmeyen kaldı. Bunu da al abi. Şuraya kadar geliyor. Gerçi ok atamıyormuş bu. Tamam. Şimdi reis, sana ben yine rage ile bir hareket yapardım da normal yapayım. Öldürmedi. Ork'la öldürürüz. Ork reis yapıştır. Son iki tane knight kaldı arkadaşlar bu arada. Onlar da şu iki pushed. Birinin canı çok fazla. Şuna deneyeceğim. Artık isabet etsin istiyorum. Bak kaç turdur isabet etmiyor ya. 3 puan alıyormuşum bu arada. 4 değil. Turu verelim. 16. tur oldu. Niye almadım ben 3 puan? İlginç. Aldım da ben mi görmedim acaba ya? Kaçıyorlar. Kaçıyorlar derken aslında bence benim sağdan yanaştırdığım orklara doğru ilerlediler. Onları temizlemeye çalışacaklar muhtemelen. Şimdi bir bakacağım bir saniye. Almışım. Ben görmemişim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamam. 8-6'ymış oyun. 15. turu geçtikten sonra bana hak tanımış. Şunu öldürmek istiyorum. Büyük izninizle. Alabilir miyim reis seni? Güzel. Bir tane knight.
2 tane Gondor kaptanı. Hadi katapult. Helal reis. Artık sonunda vurdunuz yani. Kaç turdur uğraşıyorum be. Rezalet. Ama burada hakkım kalmadı. Bunu da hareket ettiremiyorum. Ben dur bir aşağıya hareket ettireceğim seni. O hakkı kullanmadan durur muyum ben? Bunu atamıyor. Reis ona da hiç atma. Ha bunu belki öldürürsün hadi. Tüh. Reis o zaman bir rage şuna yapıştır. Adamsın be. Oğlum bölüm bitti lan bir dakika. Adamı öldürdüm. Yanlışlıkla öldürdüm lan ben daha uğraşacaktım. 16. Tamam olsun. Gotmog hiçbir şekilde XP almadı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gorbak'ın 6'ymış. Gotmog'da armor'u almak için biriktiriyoruz herhalde biz. Şu Intimidate. Kalsın ya bunu açmayayım şu an. Ya bir dakika açayım. Açayım arkadaşlar. İhtiyacımız olabilir. Gorbak'ta 10 XP kazandık. Aha 10 XP'ye şey alabiliyoruz. Armor Spikes ile artı 1 damage. Alıyorum abi o zaman. Bu Rage'i de daha sonra açarız. Saruman'da da arkadaşlar 87 XP'miz oldu. 110'a az kaldı gerçekten. Açacağım bunu. Çok az kaldı. Onu açtığımızda çok daha rahatlayacağız ilerleyen bölümlerde. Bol bol command point alarak rahatlayacağız arkadaşlar. Ooo Walls of Minas Tirith açılmış aşağıda ama ona gitmeden önce arkadaşlar Defense of the Beacon and Mount Mindolluin'i oynayacağız. Mount ya yani MT dedi Mount arkadaşlar. Dağ. Mindolluin dağında bir olay dönüyordu. Onu oynayacağız. Burada ateş mateş gösteriyor falan. Neyse arkadaşlar Defense of the Beacon'la devam ederiz biz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölüme kadar. Bay bay.